بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli mehmanlar, muhterem ustazlarımız, aziz yığılışımız katnaşçıları. Allah-u Teala'ya çeksiz hamdü senalarımız olsun. Halkımızın dini, manevi, ruhi hazinesi, yani ikide kitap özünün cayını aldı. Biz bu günlerinin şükranasını kılanmıyoruz. Bu günlerinin şükranasını kıyas kılığında bilemiz. Bu nimetlerden biz üzülgen edik. Biz medresede okuyumuzu, bizi kitabımız yok. Hazır ne fakat medresede. Adli halkın üyede kitap var. Şunun için bu fırsattan faydalanıp bugünkü günde bana şu güzel kitaplarının tercüme buluşu, çap buluşu, hani şu yolda hizmet kıyan berçe braderlerimizge teşekkürlerimizi izhar kılamız. Bu hayırlı işlerinin berdavan buluşunu Allah Teala'dan sorup kalemiz. Üstaz Rahmetullahi Aleyh, Şeyh Muhammed Avvame Hafizahullah'ın kitablarını tercüme kıldılar. Ukamız İsmail Muhammed Yusuf Üstazın ferzend tercümenleri Faziletü Şeyh ferzendlerinin kitablarını tercüme kıldılar. Güzel bir ibret. Bana bunda güzel ananeler bardavam olsun diye niyet kılamız. Ulu bir fırsatta demde türüpümüz bu haletler bizden hayalimizde hem kemeye. Dünyanın ulemaları bile uçraşır. Ular bilen didar görüşür, ularını ziyaret kılır, ularının sohbetlerini iştir, baxt. Allah-u Teala bu hayırlı işlerini öz berdavam eylesin. İsmail Muhammed Yusuf, hazır bana muallifleri takdim kılgen Min Sihahi Al-Ahadithi Nebaviyye kitablarını bizim Özbek diline tercüme kılıp takdim kıldılar. Bu kitabını aslını, tarifi doğrusu cüde güzel geplerini içtik. Bu kitabını kendi dünyaya kigenliğini, tarihini hem içtik. Tahsinge layık. Köp mihnet bugün ve bütün dünyada tan alingen, kança kança tillerge tercüme kılingen, Allah'a şükür bizim tilimizge hem tercüme kılın. Halkımız bu kitaptan inşallah köp bahra aladılar degen niyettemiz, ümittemiz. Yukarıda muallif etkenlerdik Kur'an hifzi için halkımızda muhabbet var. Bu nesi cari. Hadisinin hifzi meselesi kütürlüyen bu orunda. Hadis hem Kur'an'ın hifzimine yamayan geçiş gerek. Degen mesele kütürlüyordu. Bana büyülüğü Kur'an müsabakasına giyin, kısmen olsa da, kiçirab olsa da hadis müsabakası hem oldu. Bu başlanışı inşallah. Bu mesele inşallah devam etedi ve bundan kettirab oladı. Biz ana şu haletlerine geleceğimizde bu mesele bu ulu hizmetlerine tayyar geldiğini inşallah görüş niyetlerimiz. Ana şu hayırlı niyetlerimizde bu kitap bizge cüde kette inşallah hizmet kılar. Tarifi de etkenleri de kitapta hem sahih hadisler aytilgan, mavzum hem körüp çıktım. Kitapta asasen ahlak, adabke dair hadis-i şerifler cem kılıngan. Hukmi hadislermez. Hukmi hadislerini avamın nasıl koruyu bir yeri koysa özleri hukmi çıkarır. Ben ustaz etkenleri de her yürüye kırıp yetişi mümkün. Bu adab ahlakımızda dair hadis-i şerifler. Mümin Müslümanlar adabını, ahlakını yani şu hadis-i şerif esaslı doğrulasın. Sülükünü izge salsın. Hadis esaslı da hayat geçirsin. Maksat şu. Demek bu hizmetli arkasında ulu niyetler, ulu maksatlar var inşallah.
ana shu maqsadga erishmoqligimizni Alloh taoladan muvaffaq qilishini so'rab qolamiz. Shu o'rinda yana mana ustoz Fazilatul Shayx janoblardan eshitdik. U kishining ustozlari ulug' zot i'lommi, a'lommi degan so'zni e'robida hayron bo'lib, ixtilofga tushib, ustozlardan so'radilar. Bu bizga katta dars bo'ldi. Bizga katta ibrat bo'ldi. Uni i'lom desa ham ma'nosi buzilmaydi, a'lom desa ham ma'nosi buzilmaydi. Bir shar'iy hukm buzilmaydi. Lekin shunday bo'lsa ham shu bitta harakatga e'tibor qildilar. Ana shu tomonlarni e'tiborga olingan holda Ismoiljon juda katta xizmat qilibdilar, tashakkur aytamiz. Hadislarda hamma so'zni harakati qo'yilgan. O'quvchi xato qilib qolmasin. Hatto oddiy so'zlarni, osonlarni ham harakat qo'yilgan. Raviylarni, ismlarni ham harakat qo'yilgan. Beharakat bitta harf yo'q. Nomi arab tili, arab harfini o'qiydigan odam shu harakatli kitobni o'qiydigan odam bemalol o'qib keta oladigan darajada. Shunday oson qilib qo'yilgan, shunday katta xizmat qilingan. To'g'ri o'qishga imkoniyat bor. Bundan asosiy maqsad man kazaba alayhi mutaammidan fala yatabawwa maq'adahu minan nar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kim mening haqimda yolg'on so'zlasa joyini do'zaxdan tayyorlayversin dedilar. Ana shu qo'rquv, ana shu hadis sharifdagi va'iddan qo'rquv bu narsaga undagan. O'qigan odam xato o'qib qo'ymas. O'qigan odam to'g'ri o'qisin. Va ma'nosini ham berganlarda ana shu narsani e'tiborga olingan. Ma'nosi ham to'g'ri chiqishi kerak. Nafaqat o'qiganda aytganda to'g'ri aytsin, balki ma'nosini ham to'g'ri aytsin. Bu hadis sharifning talabi bu. Bu narsa, bu xizmat bugun hammamizga kerak. Nafaqat mana yoshlarga deyilyapti-yu, balki biz imomlarga ham kerak. Chunki ba'zan imomlarimiz bu sir emas, o'ylamasdan o'sha harakatini aytib yuboradilar. Vaholanki bitta nuqta bilan ma'no o'zgaradi. Bir kun bir domla man hadama xudima dedilar. Man hadama xudima dedilar. Birinchi hadamada nuqta qolib ketdi. Man hadama xudima, xizmat qilgan xizmat qilinadi. Kim xizmat qilsa unga xizmat qiladilar. Nuqta qolgandan keyin kim buzsa xizmat qilinadi bo'ldi. Bitta nuqtaga buzildi. Bu hadis Qur'on oyatlarida mu'min musulmonlar juda diqqat qilishlari kerak. Unda xato mumkin emas. Mana ustozlarga o'tkazish masalasi, ustozlarga o'tkazish masalasi. Yodlagan Qur'onni o'tkazsin. Aytadigan hadisini o'tkazsin. Ayb emas. Va shu o'rinda yana bir narsani ta'kidlab qo'ymoqchi edim, uzr so'rayman ustozlarimizdan. Hadisga muhabbat. Biz ulug'larimizdan ana shu muhabbatni o'rganishimiz kerak. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu hadis aytmoqchi bo'lsalar, qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deganlarda qaltiroq bosardi. Terga tushib ketar ekanlar. Kiyimlari ham qaltirib ketar ekanlar. Qo'llaridagi hassa ham joyida turmasa-ki qaltirib ketar ekan. Payg'ambarimizning so'zi qol Rasululloh degan Rasululloh aytdilar degandagi salobatni o'zida u kishi bo'lib qolardilar. Keyingilari Sa'idul Musayyab jon taslimida yotibdilar. Tasavvur qiling, bir kishi bir hadisni kelib so'radi. Meni o'tirgizing dedilar. Jon taslimida yotgan odam o'tiradimi? Meni o'tirgizing dedilar. Siz shunday holatda yotavering, aytavering deganlarida Rasulullohning hadislarini yotib eshitmayman dedilar. Keyingilari Imom Malik rahimahulloh muvattan o'qib o'tirgan edilar shogirdlariga. Ranglari o'zgarib ketdi. Juda qattiq o'zgardi. Suhbat tugadi, Rasulullohning hadislarini o'qib o'tirgandilar. Suhbat tugagandan keyin bir ashoblari
rangingiz o'zgarib ketdi. Nima sabab deganlarda chayon chaqdi dedilar. Nima uchun to'xtatmadingiz deganlarda Rasulullohning so'zlarini bo'lgim kelmadi dedilar. Ular ana shu muhabbat bilan erishdi. Usiz hech narsa yo'q. Usiz hech narsaga erisha olmaymiz. Qolalloh degandan keyin, qol Rasululloh degandan keyin e'tibor alohida bo'lish kerak. E'tibor o'zgarish kerak. E'tibor, ehtirom o'zgacha bo'lish kerak. Ana shunda biz so'ragan narsa albatta bo'ladi. Ana shunda Alloh taolo ixlosimizga yarasha, muhabbatimizga yarasha beradi. Alloh taolodan so'rab qolamiz bu ikkita kitob inshaalloh xalqimiz, mo'min musulmonlarni manfaati uchun, hidoyati uchun, ta'lim tarbiyasi uchun to'g'ri yo'lda, to'g'ri sulukda yurishligi uchun katta xizmatlarni qiladi degan umiddamiz. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.